15 Temmuz sonrası olağanüstü hal ilanı sayesinde adeta darbe fırsatçılığı yapıp KHK'larla devleti yeniden şekillendirmeye çalışıyorsunuz. FETÖ'cüleri temizliyoruz diye suçlu suçsuz bakmadan insanları işinden, aşından ve özgürlüğünden ettiniz. Bankasya'dan kredi çeken memuru işten attınız. Ama bu FETÖ'cülerle Bankasya'nın kurdelasını açılışında birlikte kestiniz. FETÖ'yle bağlantısı olduğunu gördüğünüz okullara çocuklarını gönderen memurları açığa aldınız. Ama o okullara arsa tahsis eden belediye başkanlarınızı, o okullara giden öğrencilere devlet teşviki veren Milli Eğitim Bakanınıza dokunmadınız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ne kadar Atatürkçü, Cumhuriyetçi asker varsa bunlara kumpas kurulup içeri atılırken sesinizi çıkartmayıp bir de üstüne Ergenekon'un savcısıyız deyip FETÖ'cüleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevlendirip bize 15 Temmuz'u yaşattınız. Biz Fethullah Gülen terör örgütüdür dediğimizde kürsülerden gel de bu hasret bitsin diye seslendiniz. 14 yıllık iktidarınız döneminde FETÖ ile etle tırnak gibi oldunuz, sonra da çıkıp kandırıldık dediniz. FETÖ temizliğini muhalifleri cezalandırma avına dönüştürmeyin dedik ama ne hikmetse muhalif olan insanların karşısına sopa olarak kullanmaya başladınız. Fakat iş siyasi kanada gelip dayanınca kandırıldık deyip sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Kendi içinde bile FETÖ temizliği yapamayan AKP ülkedeki FETÖ'cüleri nasıl temizleyecek Allah aşkınıza? Ülkeyi iyi yönetemiyorsunuz. Ülkeyi iyi yönetemediğiniz için de iç ve dış politikadaki başarısızlıklarınızı örtbas etmeye çalışıyorsunuz. Teröre, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, ekonomideki kötü gidişata dur diyemeyen, kendi seçim afişlerinizde bile Doğu ve Güneydoğu'da o hal kalktı, özgürce yaşıyorum diye övünüp 15 Temmuz sonrası yaşananları fırsat bilip olağanüstü hali İlan, tüm ülkede ilan ediyorsunuz ve KHK'larla olağanüstü hal döneminde çıkarttığınız KHK'larla devleti yeniden dizayn etmeye çalışıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın, şapka düştü, kel göründü. Saygılarımla.